Tabii ki. O nedenle de kısa vadede aslında hisse senedi piyasasında hani bir takım hani küçük hareketlerle ilerlenebileceğini, burada çok hızlı bir ralliye geçişin şu noktada bu belirsizliklerle mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Ama tabii yani o belirsizliklerin ortadan kalkmasının da çok ciddi bir rüzgarı beraberinde getirebileceğini düşünüyoruz. İşte atıyorum sırasıyla devam edeyim. İşte İstanbul seçim belirsizliğinin ortadan kalkması durumunun hisse senedi piyasası üzerinde hani bir miktar daha etkili olduğunu görebiliriz bütün TL varlıklarda. Atıyorum S-400 mevzusu her gün gelen haber akışının artık kesilip hani burada bir ortak bir noktada buluşulabileceğine ilişkin bir söylemin gelmesi burada bir miktar daha yukarıya gidişatı neden olabilir. Bir diğer faktör tabii ki enflasyon faktörü. Yani makroekonomik göstergelerde en ön plana çıkarılması gereken faktör şu anda enflasyon ve oradaki ekonomi politikalarının hangi koordinasyon içerisinde burada enflasyonu düşüreceğini ilişkin güveni telkin etmesi. Kimse bugünden yarına %20'lerde olan enflasyonu %10'ları ya da 5'leri düşürülmesini beklemiyor. Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Ama burada o düşüşe inancı sağlamak lazım. Onu da ekonomi politikalarının belirgin olması, koordinasyonun güçlü olması ve bununla ilgili resmin direkt verilmesinin etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyon belirsizliği sizin tüm ekonomik göstergeleriniz üzerinde ve piyasa göstergeleri üzerinde etkili bir faktör. Enflasyon seviyesi yüksek olsa da o belirsizliği kaldırmak, o belirsizlikten kastım da nedir? Yıl sonuna ilişkin bir enflasyon tahmini hani az çok yapabiliyorsunuz. Ama bir sonraki yıllara ilişkin enflasyon görünümünde çok daha duman altında kalıyorsunuz. Yani neler olabileceğine ilişkin, ne kadar yüksek kalabileceğine ya da düşebileceğine ilişkin bir takım belirsizlikler mevcut. Onları ortadan kaldırmak, uzun vadeli politikaları net bir şekilde masaya koymakla mümkün. O yüzden de mesela bu belirsizliğin yavaş yavaş ortadan kalkmasının da yine piyasa dinamikleri üzerinde olumlu etkisini görebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunlar kalkmadan yine işte 94.700, 95.000, sonra biraz daha aşağı, sonra biraz daha yukarı hani uzayıp kısalmayan bir piyasa dinamiği görebiliriz. Peki enflasyon dedin, enflasyondan devam edelim. 30'u itibariyle enflasyon rakamlarını göreceğiz. Merkez Bankası bakalım nasıl bir açıklama yapacak bu konuyla ilgili. Bir taraftan da açıklamayı şundan dolayı çok merak ediyorum. Normal koşullarda matbu bir metin şeklinde geldiği için çok merak etmezdim. Ama elindeki veri sette önemli bir noktayı ifade etmiş olmalı ki Merkez Bankası'na enflasyonla ilgili olarak. Daha geçen hafta para politikası kurulu toplantısında metinden o ihtiyaç duyulduğu durumlarda sıkı duruş sergilenecektir. Ek bir parasal sıkılaştırma yapılabilir ifadesini çıkartmasını bir nedene bağlamam gerek diye düşünüyorum. O nedenle enflasyonda mı buluruz acaba? Evet, enflasyon raporu bizim için her zaman önemli. Çünkü birçok detayı yakalayabiliyoruz tabii. Ama piyasa açısından Merkez Bankası'nı daha iyi anlamak anlamında senin de dediğin gibi önemli olacak. Çünkü aslında daha önce yani bir ay, bir buçuk ay önce bu kur volatilitesini yaşamadığımız dönemde aslında bazı senaryoların bu çerçevede olduğunu görüyorduk. Neydi? Haziran itibariyle faiz indirimleri başlayabilir. Bununla ilgili söylemi işaret edebilmek için kendi duruşunu nötrlemesi lazım. Çünkü senin biraz önce bahsettiğin söylem ek bir sıkılaştırma gerektiği takdirde ek bir sıkılaştırma yapılabilir söylemi bundan sonraki adımın faiz indirimi olabileceğini işaret etmiyor. Dolayısıyla o iletişimi daha önemli bir çerçevede oturtturabilmek için ilk önce bir nötrlemek gerekiyor kendini. Ondan sonra da faiz indirimlerine gitmek gerekiyor. Ya da şöyle ifade edeyim. Faiz indirimine hazır mı piyasa sence? Daha doğrusu ekonomi. Faiz indirimlerine hazır mı? Piyasa nezdinde bakıldığında aslında buna reaksiyonun olumsuz olduğunu gördük. İndirimlere hazır olup olmamakla da şununla alakalı biraz önce bahsettiğim enflasyon belirsizliğiyle ve son bir aydır yaşadığımız kur volatilitesinin ne kadar devam edebilecek ve bu enflasyonu ne kadar etkileyecek bu konudaki belirsizlikle ilgili. Benim şahsi görüşüm aslında daha önceki bir ay önceki bazı senaryoda ben Nisan ayı itibariyle bunun kaldırılabileceğini söylüyordum ama bence kaldırılmasaydı belki bir müddet daha devam edebilseydi ya da faiz indirimleri bir miktar daha ertelenebilseydi bunun enflasyonla mücadele çerçevesinde daha etkili olabileceğini görebilirdik. Ama şunu da belirtmek lazım. Haftalık verileri de alıyoruz. Hem kredi faizlerinde, mevduat faizi, yani finansal koşullar endeksinde bir süredir gördüğümüz o aşağı yönlü ekonomiyi destekleyici unsurların yavaş yavaş aslında biraz yukarı finansal koşullar endeksinde bir sıkılaşmaya doğru gittiğini gördük. Yani Merkez Bankası'nın nispeten faiz indirimlerine doğru gidebileceği bir yeri işaret ederken
genel piyasa faizlerinde hafif yükselişler de var. O yüzden de enflasyonist etkiyi bu anlamda değerlendirmek lazım. Nispeten sınırlı kalabileceğini söylemek lazım. Ne bekliyorsun enflasyondan? Enflasyonun da bizim beklentimiz biraz yüksek olacağını düşünüyoruz. Aylık anlamda ikilerin üzerinde, yani yıllık enflasyonu 20,5'lara yakın bir seviyelere getirebilecek. Bir önceki ay 19,7 idi. Hangi faktörler ön plana çıkacak? Gıda faktörü maalesef yine ön plana çıkacak. Bunu nereden anlıyoruz? Hal fiyatlarını takip ediyoruz. Ay içerisinde 3 kere bu meyve ve sebze fiyatlarını yakından takip edip onlarla ilgili istatistikleri tutuyoruz. Onun dışında tabii Türk İş verileri vardı, Ankara gıda enflasyonu ile ilgili. Orada yüksek veriler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gıda bir miktar daha enflasyonist bir etki yaratacak. Enerji fiyatları da keza öyle. Aslında HR mobil sistemi nedeniyle nispeten sınırlanıyor. Bütçe tarafında gelirleri kaybediyor olmamıza rağmen enflasyondaki etkiyi sınırlıyor bir miktar. Ama yine de o HR mobil sistemi yürürlüğe girene kadar, yani tekrar yürürlüğe girene kadar ki dönemin yarattığı bir enflasyon etki olabilecek. Çekirdek tarafta tabii aslında iç talep koşulları çok önemli ve iç talep koşullarına baktığınızda hala biraz daha zorlu ve aslında zayıf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o kur hareketlerinin de direkt fiyatlara yansımasını engelleyen bir süreç. Bütün bunların dışında aslında özellikle Nisan için önemli olan unsur tütün fiyatlarındaki artış olacak. Onun etkisinin manşet enflasyonda 0,6'lar civarında olabileceğini düşünüyoruz. Hepsini toparladığımızda bizi tekrar 20'lerin üzerine getirebilecek bir yıllık enflasyon olabilir. Merkez Bankası'nın kararını Özlem Hanım doğru buluyor mu demişler. Konuştuk bunu. Dolar ne olur diye soruyorlar. Evet, yani şöyle, yine aynı belirsizlikleri konuşabiliriz tabii ama bunun ve kur üzerindeki etkilerini de konuşabiliriz tabii ama biz maalesef son bir aydır bu kur volatilitesini yaşarken ve kendi dinamiklerimize tamamen fokuslanmışken aslında yurt dışında gelişmekte olan ülke kurlarında önemli bir rally vardı. Yani orada değer kazanan gelişmekte olan ülke kurları endeksi gördüm. TL bundan nasibini alamadı. Hı hı. Kendi dinamikleri çerçevesinde. Şimdi baktığımızda hani hafif hafif bu belirsizlikler ortadan kalkabilir mi umuduyla konuşurken bu sefer global şartların bizi çok desteklemez hale dönüştüğünü gördük. Dolar endeksine bakın. Daha 10 gün önce 96 seviyelerinden bahsederken işte 98 seviyelerine çıktı. Dolar endeksindeki bu kuvvetlenme bütün gelişmekte olan ülke kurlarını etkiledi. Biz de maalesef hem o daha önceki yararlanmayı yaşayamadık. Şimdi de onun yarattığı ekstra olumsuz bir etkiyi yaşıyoruz. O yüzden de bir miktar kısa vadede bir şeyler söylenecekse orada benim hiç uzman olmadığım ama arkadaşlarımdan yararlandığım teknik göstergelere bakıp böyle kısa vadede hala 90-95 bandında bahsediyoruz. Mina Hanım, Brexit'i özledim demişler. Ben hiç özlemedim. Ne zaman tekrar konuşmaya başlayacağız? Bir süredir konuşmuyorum. Ülkenin kendi gündeminden kaynaklı olarak mı yoksa orası biraz daha hafifledi, daha bekle göre mi döndü? Tam karar veremedim. Orası hep bekle gör Mine. Yani maalesef oranın da çözülememesi bütün dünya ekonomisi için bence önemli bir belirsizlik. Şimdi nispeten o hani işte bir hafta sonra son tarih, ondan sonraki gün son tarih dediğimiz o oylamalar biraz daha ileriye atıldığı için. En son tarih nereye atılmıştı onu bile tuttum. Haziran ayından mı bahsediyorduk acaba? Dolayısıyla belki biraz daha... Ekim diye hatırlıyorum. Ya da Ekim olabilir. Biraz daha uzun vadeye atılması belki biraz haber akışını kestiği için olabilir ama bence orada hiçbir ilerleme kaydedilmemesi şu anda konuşmasak da iki gün sonra konuşabileceğimiz bir unsur olarak ön planda. Altın fiyatları tarafını konuşun demişler. 1284 dolardayız ons başına baktığımızda. Ons üzerinde özellikle konuşmayı daha doğru buluyorum. Daha çok izleyicilerimiz çeyrek ya da gram üzerinden soru soruyorlar. Ama orada işin içerisinde dolar TL'de girdiği için biraz daha zorlayıcı bir yorum oluyor. Ons fiyatları üzerinden devam edelim. Altın fiyatları bambaşka bir dinamik. Yani altın, petrol gibi aslında bunu özellikle uzmanlarının konuşması gereken bir konu. Ama benim daha uzaktan baktığımda gördüğüm tabii tamamen reel faiz ilişkisi. Yani ABD'deki reel faizler ve bunun nereye doğru gittiği altın üzerinde etkili bir faktör gibi gözüküyor. Yani mevcut durumda Fed'in yılbaşından beri politikalarındaki çok hızlı değişim sonrasında altın fiyatlarında bir miktar yükseliş görülmüştü. Ve o yükselişin aslında kademeli olarak da devamının beklendiğini takip edebiliyorum.
Bunun en önemli nedenlerinden biri dediğim gibi FED politikalarında daha da güvercin bir tarafa doğru gidilmesi ve FED politikalarında güvercin gidişatının da bu sene içerisinde devam etmesini de bekliyorum açıkçası. Enflasyon yaratamama endişesi, riski ve en önemlisi de gelecek dönemlerdeki politikalarda tekrar ekonomik aktivitenin işte yavaşlamaya, zayıflamaya başladığı bir noktada acaba para politikası ne yapabilecek, nasıl bir manevra kabiliyeti olabilecek, bu konudaki endişeler çok etkili. Bunun da devam etmesini bekliyorum çünkü enflasyon yaratılamıyor ekonomide. Şimdi FED politikaları deyince Trump FED olmasa çok daha iyi bir ekonomi olurdu gibi bir çıkışta bulunmuştu. Yanılmıyorsam hafta sonu yaptığı bir konuşmada. Amerika'da işler kötü mü gidiyor? Amerika'da işler kötü gitmiyor. Yani şöyle, ekonomik aktivite güçlü. Potansiyelin üzerinde olmaya devam ediyor. Bir yavaşlama var mı geçen seneye göre? Var. Ama büyük endişe yaratıcı nitelikte değil. İlla endişelenmek istiyorsanız Avrupa Birliği tarafına bakıp oradaki ekonomik aktivite verileriyle endişelenebilirsiniz. Ama ABD'de henüz o endişeye mal verecek bir durum yok. Oradaki endişe bu kadar güçlü ekonomik aktivite olmasına rağmen aslında ücretlerdeki artışın da kademeli olarak yani yukarıya gitmesine rağmen bu ülkede niye bir enflasyon olmuyor? Ve biz bu kadar ciddi bir ekonomik aktivite çerçevesinde bu enflasyonu yaratamazken ileride bu yavaşlamanın daha hız kazandığı bir nokta da o enflasyon düşmeye başladığında biz ne yapacağız? Şimdi Trump'ın söylemlerine baktığımızda şöyle, tabii o da ayrı bir bilgi. Yani Fed'in bağımsızlığı konusu bambaşka bir konu ama ABD başkanının Fed'in politikaları konusunda daha güvercin olması yönündeki söylemlerini daha da arttırması ve aynı paralelde Fed'in de politikalarını daha güvercine çekmesi. Yani acaba bu bir tesadüf mü yoksa gerçekten politik unsurlar etkili mi söylemlerini elbette ki gündeme getirir. Tabii. Elbette ki bunu herkes konuşur. Dolayısıyla o da bence Fed politikalarına biraz belirsizlik yaratan söylemler, ABD Başkanı'nın söylemleri. Ama bence Fed'in burada bağımsızlığı ile ilgili sorgulamanın çok daha geride kaldığını düşünüyorum. Bence burada asıl dertleri enflasyon olduğu için daha ciddi anlamda güvercin kalma gerekliliğini, sabırlı kalma gerekliliğini ön plana çıkartıyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyeyim sana. Bir kısa reklam arası vereceğiz, ardından buradayım.